Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın mutfağım geldi. Biz yavaş yavaş kurmaya başladık. Bu görmüş olduğunuz benim minik tereyim. Tereyi kurduk akşam arkadaşlar. Bakın böyle. Sonunda mutfak geldi. Mutfağın tere kısmını kurduk beraber. Bu spotları da, şu küçük yanın spotları da bağlayacağız. Buranın bir tek burası kaldı, bir de içinin yerleştirmesi kaldı. Şöyle. Bu sefer beyaza boyamış. Tam beyaz olmuş istediğim renk. Geçen sefer krem rengiydi. Hiç beğenmemiştim rengini. Burada bir tek şu aspiratörün üst kısmı kaldı. Kapaması ve şu yandaki şu kısımdaki kapama kaldı. Şurayla orayı yapacağız. Ondan sonra bu kısımda da kapaklar kaldı. İçi boşanacak buranın arkadaşlar. İçi boşandıktan sonra kapakları ve üst tarafın şu şekilde olmuş. Yani şuradaki gibi şuranın da tacları bağlanacak. Daha sonra buzdolabının üstünü kiler gibi kullanıyorum. Piknik sepetim, sacım, büyük ekmek sacım. Onlar var. Onları da kapağını kapatacağız. Yani kapak kısmını kuracağız. Üst taraftaki tacını da bağlayacağız. O kısım da bitmiş olacak. Şimdi ben mutfağı komple boşalttım. Şu alt kısımları var. Bakın. Şöyle. Alt kısımların da kapak kısımları bağlanacak. Bağlandığı zaman yine çekeceğim size çekebildiğim kadarıyla. Ben tezgahımı her yeri boşalttım. Şimdi sıra geldi ocağımı temizlemeye. Ocağımı temizleyeceğim. Ocağımı temizlemeden önce şöyle sizi koyayım bakın. Buraya yer yaptım kendime. Burada ne yapacağım? Burada şöyle bu görmüş olduğunuz ocak gözlerini şu beyaz sabun harika temizliyor. Bir parça kestim böyle. Şimdi bu beyaz sabunla şöyle bir güzel ovacağım. Ve hepsi yeni alınmış gibi tertemiz olacak. Bakın şöyle kara duruyor yani. Siyah, kararmış bir şekilde duruyor. Az sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi önce sıcak suyumu açıyorum biraz. Şu lavabonun kapısını da kapatıyorum. Şöyle kollarımı çok az bir yukarı bileyim. Evet. Telim de var. Bir tane de tel var arkadaşlar. Şimdi sabuna telimi şöyle bir güzel sürüyorum. Bakın köpürdü hemen. Çok büyük bir sabun kullanmıyorum. Zaten çok da fazla gitmeyecek. Şu kadar bir şey aldım. Hemen şunu da gösteriyorum size. Bu arada su boşaltmıyor. Lavabonun içerisine akıyor. Bakın şöyle. Beyazlatacağım bunları. Mutfak geldi. Masada kuruldu. Masayı daha sonra göstereceğim size. Masanın üstü dolu çünkü şu anda. Her yer tabak çanak. Yeter bu kadar su. Evet şöyle güzelce ovuyorum. Bu beyaz sabun inanın her şeyi çok güzel temizliyor arkadaşlar. Fırının içini. Her yeri yani. Cam balkonun kenarlarını. Ocak temizliğini, gözlerini. Şöyle. Bakın çok fazla da ovalamadım. Toru topu belki bir dakika sürmüştür. Şimdi hemen suya sokup göstereceğim size. Eski hali ve yeni hali diye. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben çok iyiyim. Mutfağım da geldi. Gayet iyiyim şu anda. Tam gaz işlere sarıldım artık. Şimdi mutfak komple temizlenecek. Mutfağın cam balkonu komple silinecek. Storlar yıkanacak. Yani bir sürü iş, bir sürü iş. Biraz da şöyle üst kısmını yıkayayım. Şimdi bakın. Ay, çok sıcakmış. Şöyle bir güzel duruluyorum.
hali ve yeni halini gösteriyorum. Bakın nasıl parladı. Şu daha yapmadım. Bunu daha yapmadım. Şunu yapmadım. Şunu yaptım. Yeni gibi gıcır gıcır oldu. Görüyorsunuzdur inşallah. Yani tertemiz oldu. Şimdi sırayla hepsini yapacağım. Hatta buna da sürüp bu biraz daha bekleyebilir. Şöyle. Biraz daha beklesin. Bir beklesin burada. Bakalım daha beyazlayabilir belki. Aa, ah bir sürü iş anlatamam size yani. Dolu yığınla bekliyor beni. Şimdi arkadaşlar ben Korkmaz'dan tencere seti almıştım. Granit tencere setleri. Yani daha kullanalı çok olmadı. Torlasan toplasan 7-8 bilemedin hadi bir sene olsun. Tencerelerin iç kısımlarında kabarmaya başladı böyle. Biraz sonra size göstereceğim o tencerelerimi. Bu arada hasta oluyorum sanki. Boğazlarım falan da ağrımaya başladı. Yani inşallah olmam. Olursam bu kadar iş kalır. Bir de oruçluyuz zaten artık. Ne diyordum? Tencerelerim arkadaşlar iç kısımları böyle granit kısımları kabarmaya başladı. Hiç hoşuma da gitmedi yani. Hiç de iyi değil. Kullanışlı da değil. Hiç tavsiye etmem alacak olanları. Az sonra göstereceğim. O tencerelerimin garantisini bulup yollayacağım geri Korkmaz'a. Daha garantisi var sanırım zaten. Baksınlar bakalım neden böyle olmuş. Bugün eğer paketleyebilirsem onları da götürmeyi düşünüyorum. Şöyle. Ben şimdi hepsini bir güzel telliyorum böyle. Evet kızlar ben ocak gözlerimi yıkadım, temizledim, duruladım, onları kaldırdım. Şimdi sıra geldi ocağın kendisine. Evet ocağımı da yine arkadaşlar şöyle beyaz sabunu aldım elime. Benim şurada bir tane. Beyaz sabunla şu yan kısımlarını güzelce ovdum. Şu anda bekliyor zaten biraz beklesin. Şu evinizde eğer kullanmadığınız eski bir diş fırçanız varsa şu ocağın giremediği kısımlara çok güzel giriyor. Bakın ben şuralara şöyle sarı sarı çıkmaya başladı. Yaprağın suyu dökülmüştü. Dün yaprak pişirmişti. Zeytinyağlı. Onun suyu dökülmüştü. Sararmış. Evet bu kısımları da böyle bir güzel biraz beklerse tabi daha da iyi olur. Sonuç daha iyi olur. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Bio Belinda'nın yağ kirini kullanıyorum. Şöyle bana bayağı da gidiyor. Bitkisel. Çok güzel. Çok memnunum. İnanın. Yani gerçekten böyle zorlu lekeleri olmadan temizleyebiliyorum. Yani çok zor olan lekeleri. Pırıl pırıl oluyor. Şimdi ocağımı şöyle göz kısımlarını alıyorum. Dediğim gibi şöyle bir diş fırçasıyla şu elleri elimizin girmediği şu anda elim sabunlu kayıyor hepsi. Elimizin girmediği yerleri alıyoruz. Şu süngerle de şu kısmı şöyle
güzel. Aralarına soka soka alıyorum. Ben daha çok bu büyük gözü ve şu gözü kullandığım için daha çok bu gözler batıyor. Batmaktan ziyade çok lekeleniyor. Şunların üst kısımlarında beyaz beyaz lekeler kalıyor. Şimdi böyle yaptığımda hepsi gidecek. Şöyle biraz daha ovayım. Şerbet. Dün ocağa bayağı bir şey dökülmüş. Şerbet döküldü. Yaprak, yemek, yağ, her şey oldu. Ocağın yan kısımlarına da sürüyorum. Şöyle. Ben arkadaşlar süngerimi şu kısmıyla ovalıyorum. Hiçbir şekilde cam ocağım olduğu halde çizilmiyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Bakın şöyle. Yalnız şey, şu ocağın şu göz kısımlarının, düğme kısımlarının iç kısmına çok fazla su kaçırmamaya çalışıyorum. Şimdi bu bezleri ben, herkes biliyordur artık zaten, Bim'den alıyorum. Bim'deki bezlerden çok memnunum. Çok da güzel temizliyor. Şöyle bezimle bir güzel siliyorum. Bakıyorum nerede ne leke kalmış. Leke olan kısmı tekrarlayacağız çünkü. Evet kızlar, ocağımı sildim. Bir güzel de duruladım. İnanın peçete ile falan kurulamadım. Sadece ne Bim'den almış olduğum şu bez ile duruladım. Bayağı güzel duruladım. Ve şu siyah kısımları beyaz kalıyor, leke kalıyor diyen arkadaşlara kesinlikle bu yöntemi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde leke, iz, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Yani inanın tertemiz oldu. Ben hiçbir leke falan göremiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir tane kulak çöpü aldım yanıma. Daha doğrusu hepsini aldım yanıma. Birkaç tanesini kullanacağım. Ben şöyle ocağımın, bakayım siz görünüyor musunuz? Evet. Ocağımın iç kısımlarını, şu erişemeyen yerleri şöyle şununla bir güzel temizliyorum. Bakın çıkan pisliğe. Buraya parmak girmiyor. Bunlar çok küçük. Silerken de su kaçıyor. Pisleniyor. Haliyle yemek artıkları oluyor. İnanın gerçekten şu kısımları şöyle alıyorum. Bakın hemen çıkıyor. Şimdi ben bunların hepsini şöyle, bakın bunda daha çok varmış. Hemen çıktı. Şöyle bakın çıkıyor. Tavsiye ederim, bu kulak çöpleri gerçekten ocağımızın iç kısımlarını gerçekten kolay temizliyor. Ben bunların içerisinde de birazcık Bio Belinda'nın yağ kirini fıs fıs sıkıyorum. Zaten o yağ kir bu kirleri hemen kabartıyor. Ve tertemiz oluyorlar. Tabii bu benim, daha çok silerim bu ocağı. Çünkü haliyle mutfak kurulacak, haliyle toz olacak. Burası komple. Şimdilik böyle bir temizlik yaptım bu mutfağa, böyle ocağa. Hele şu küçük göze hiçbir parmak sığmıyor. Hiç. Kulak çöpü bile zor sığıyor yani. Bakın şöyle. Şu
Nasıl kir çıkıyor? Hep bunlar yemek artıkları. Ocağımızı gözlerini sıkayan şeyler. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar, benim ocak temizliğim bitmiştir. İnanın harika oldu. Pırıl pırıl oldu. Hiç de leke falan kalmadı. Şöyle hepsi bitti. Bu arada size ocağın şöyle kurulayım hemen. Bakın. Yeni alınmış gibi gıcır gıcır. Şöyle. Kuruladım. Bunlar zaten temizdi. Şöyle takıyorum. Ve böylelikle ocak temizliğimi bitirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olup destek olmayı unutmayalım. Böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın diyorum.